Hevse u heft hafte u ke man o meydanda bi dayıkanı xo yeni tehet u çalakiya xo virazeni. Dayıki ma hevse u heft hafte u ke ne meydananda çalakiyanı xo çalakiyan de davaya merdimanı xo kıjanı xo dane devam kardeş. Devlet ra, hükümet ra eni vazeni ki va vindikerde inan bere cakerdiş, bere vinayiş va mesuli eki vayre mesuliyeti bere tespit kerdiş u mahkemeyan da bere ceza kerdiş. Heşte u heft hafta yok ki dayı ki merdimi vindikerdeyan ne meydanandı. Vengi ho berskeni u devlet ra, hükümet ra vayre mesuliyeti ra ne vazeni. Ne çivazeni? La çayfo ke biserran ra, bide serran ra. Dayki vengi xo berskeni, vaştişani xo ani zuan. La çayf ke devlet goş ne danu vaştişani dayıkan. Goş ne danu vaştişani ne merdimani vindikerdeyan. No ayb aybi devlet yo tevpilo. No günah günahı devlet hükümeti yo tevpilo. Devlet ancak bi hukuki eşkena biva vayri meşruiyeti. Eğer devlet mesuliyeti o ne roca, ne raca, devlet ne vindikerdeyan ca ne kera, devlet failan tespit ne kera, u ceza ne kera, devlet ne eşkena dayıkana bu vazaki dayıki hürmet bi mojni ne sistemi devleti. Yok ama rayna devlet hükümet ravani mesuliyeti xo biyareca u şuma ne dayı ki ne dayı ki biserani bideserani indika tiade vaştişani xo anizwan edi veng bidi goş bidi vengi ne dayıkan mesuliyeti xo biyareca en bazı delali maserran ra tiade derdi xovani dayı ki ma derdi xovani la çeni ki ma vazeni wana Pırskerek çareser mi ba? Nevev çare pırskerek ziniye ne ser? Pırskerek niye ne pırskerekan ser? Mesela hina zede bana. Rojane peynanda şımazi vineni. Şımazi vineni medyaya sosyalde, medyaya civakide her roj gence kurdan yani yeni hedef mojnayış. Her roj govende kurdan, çalak kültüre kurdan hedef yeno mojnayış. Genci Cuvani, sebake govenden anceni, sebake stranan deyran vani, yeni binçim kerdene, bi kelepşeyan, bi usuli, bi hukuki, yeni binçim kerdene. O, bi deyrani, bi deyri ki, cuvani ma rencide bibi, bi deyran videoyu inan yeni antış, o, heti emniyeti ra, heti polistan ra, erziyeni medyaya sosyal, yeri parve kerdiş. Cuvani ma, hatta euro, nam mesela kiri cuvani ameyi binçim kerdiş, ameyi gravutiş, zafrey mahkemayan de, mahkemayi plan de, mahkemayi hakani merdimani Avrupa de, ne deyri, ne slogani, ve seke suç niye ameye kabul kardeş? Mahkemeyi hem mahkemeyi devlet hem de mahkemeyi Avrupa'yı hakani merdiman vato ki ne deyri ne sloganı suç niye? Zerreyi hürriyeti ifadeyi de yani kabul kardeş. Azadiye ifadeyi de yani kabul kardeş. La bir ısrar bağva yok ki mavacı civaki bitersini civaki tehdit biki ne videoya nanceni o servisi medya kene. Ma ne hareketane bi hukukiyan ne ma kabul kene, xora hukuki kabul ne kene. Ma devlet ravani, ma hükümet razivani. Gore hukuki tebigeri. Mesut Dündar Şırnak'ın Cizre ilçesinde ikamet eder. Çocukken menenjit hastalığına yakalanan Dündar, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığı için zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmektedir. Mesut Dündar Cizre'de yapılan gösterilerde sarı, kırmızı, yeşil flamaları taşıdığı için 3 kez gözaltına alınır ve yoğun işkencelere maruz kalır. 1992 yılının Temmuz ayında Cizre Emniyetine bağlı polisler ailesiyle birlikte yaşayan Dündar evine baskın yaparak Mesut'u Elazığ Akıl Hastanesi'ne götürmek için geldiklerini söyler. Polisler Mesut ve babasını evden alarak götürür. Daha sonra Mesut'u Cizre Hastanesi'ne yatırırlar. Ancak Mesut korkup hastane camından atlayarak kaçar. Polis 3 gün boyunca Mesut'un babasını da yanlarına alarak civar köylerde Mesut'u arar. Bu sırada baba Dündar yoğun işkenceye maruz kalır. Baba oğlunu bulmaması durumunda ölümle tehdit edilir. Baba oğlunu getireceğine dair söz verince polisler tarafından serbest bırakılır. Mesut Dündar eve geri dönmez ancak her gün ailesini telefonla arar. Bu sırada polisler de her gün evlerine baskın yapar. Dündar'ın ailesini telefonla aradığı bir gün polisin eve baskın yapmaması üzerine aile yakalandığını düşünür. 6 Eylül 1992 tarihinde Mesut Dündar'ın cenazesi Sulak Köyü Şehit Değirmenci Su Değirmenli'nin yanında elleri arkadan bağlı, boğulmuş bir halde bulunur. Sulak Köyü'nde olayı gören çok sayıda görgü tanığının beyanlarına göre Mesut Dündar'ı olay yerine getiren bir polis 3 silahlı sivil giyimli kişilerdir. Olay yerine gelen askerler cenazenin altında bu bin tuzağı olabileceği gerekçesiyle cenazeyi bir zırhlı aracın arkasında sürükler. Özgür Gündem gazetesinin 19 Kasım 1992 tarihli manşet haberinde "İnsanlık sürükleniyor" fotoğrafı uzun yıllar hafızalara kazanır. Mesut Dündar'ın cesedinde yoğun işkencelerden kaynaklı keseye bağlı çok sayıda yara izine rastlanır. Daha sonra cenaze ailesine teslim edilir. Mesut'un infazı ile ilgili savcılık ailenin ifadesine başvurmaz. Aile 13 Eylül 1994 tarihinde Cizre Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuruda bulunur. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Nisan 1996 tarihinde ailenin ifadesini alır. Olaydan yaklaşık 4 yıl sonra ailenin ifadesinin alınmasının nedeni ailenin 3 Mart 1995 tarihinde AİHM'e başvurmuş olmasıdır. AİHM 2005 yılında Mesut Dündar'ın davasında yaşam hakkı ihlalinden Türkiye'yi mahkum eder. Şimdi Mesut Dündar ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler için 1 dakikalık oturma eylemine geçiyoruz. ...643. haftadır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kayıplar bulunsun, payda yargılansın diyerek alanlara çıkıyoruz. 1995 yılından beri anneler bu alanlara çıkıp zorla koparılan canların hesabını sorarken aradan geçen onca yıla verilen bu kadar mücadeleye rağmen yetkililerin tavrı ilk yüzden farklı olmadığını, göz altında kaybetmeli cinayetlerin işlendiği 90'lı yıllardan beri cezasızlık politikası devam ettiğini, binlerce kayıp ve faili meçhul vakasından açılan sınırlı sayıdaki soruşturma dosyası zaman aşımına mükafatlandırıldığını, onlarca canın onlar beraat kararıyla ödüllendirildiğini ve adeta yeni katliamlara açık kapı bırakılmakta olduğunu görüyoruz. Şüphesiz ki en büyük acı faili meçhul cinayetlerle katledilen ve kaybedilen insanların aileleri ve yakınları yaşamaktadır. Biz insan hakları aktivistlerinin amacı ve insanların kaybediliş öyküleriyle beraber seslerini kamuoyuna duyurmak ve sahipsiz olmadıklarını hatırlatmak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 1992 yılında Batman'da katledilen gazeteci Çetin Ababay'ın hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çetin Ababay 1992 yılının Mayıs ayı burçlarında Özgür Halk gazetesinin Batman temsilcisi olarak çalışıyordu. Defalarca kez gözaltına alınan Çetin Ababay 29 Temmuz 1992 günü 19.30'da evine giderken saldırıya uğradı. İkisi 18-19 yaşlarında, biri 25 yaşlarında olan 3 saldırgan daha sonra Çetin Ababay'ın yanındaki arkadaşına da ateş etmek istedi. Ama silahları tutukluluk yapınca kaçtılar. Kurşunlanarak ağır yaralanan Çetin Ababay, Batman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 30 Temmuz 1992 günü saat 10'da yaşamını yitirdi. Bir de bir dakika oturma yeri yapıyoruz arkadaşlar. Zorla kaybetme suçu cezasızlık sisteminin varlığında gerçekleşir ve devam edecek iklimi bulur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda hukuk yolunun açılmaması insan haklarının sistematik ve yaygın olarak ihlal edilmesine neden olur. Cezasızlık sistemi toplumu hukuktan ve adaletten uzaklaştırarak huzur ve güven içinde bir toplumsal yaşamı imkansızlaştırır. 133. haftadır Hakkari'den gözaltında kaybetme suçunun cezasız bırakılmasına itiraz ediyoruz. Hükümeti ve adli makamları kaybedilenlerin varlığının inkarı ve kaybedenlerin cezasız bırakılmalarından ibaret olan gözaltında kayıplar politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. 133. haftamızda gözaltına alındıktan sonra katledilen ve akıbeti faili meçhul bırakılan Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk ve 11 köylünün katledilmesi olayını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 24.07.1994 tarihinde Şemdinli'nin Ortaklar Köyü Ormancık Mezrası'na Yarbay Ali Çamurcu'nun başında bulunduğu jandarma ekibi baskın düzenledi. İnsanları evlerinden çıkarıp köy meydanına toplayan askerler erkekleri çırılçıplak soydu, köylülere ağır işkenceler yaptı. Olanları kabul etmeyerek tepki gösteren iki kadın ağır şekilde şiddet gördü, evler yıkıldı, hayvanlar telef edildi. Naci Şengül ve beraberindeki 6 kişi diğer köylülerin gözü önünde işkenceye uğradı ve gözaltına alındı. Olayın duyulması ile köye gelen akrabaları Salih Şengül ve Hayrettin Öztürk ve diğer 5 köylü de hemen orada gözaltına alındılar. Gözaltına alınmamak için direnen bir başka yurttaş ise köy meydanında katledildi. Olayın yankılanmasının ardından gözaltına alınanların akrabaları ve sivil toplum örgütleri gözaltına alınanların serbest bırakılması için her ne kadar çağrılar yapsa da bu çağrılar karşılık görmedi. Olay dönemin Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt tarafından TBMM'ye taşındı. Dosya gündemleştirilmeden kapatılmaya çalışıldı. 14 köylüden ise bir daha haber alınamadı. Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrullah Öztürk'ün aileleri tıpkı diğer aileler gibi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Olayı inkar eden resmi kurumlar takipsizlik kararı ile ailelerin başvurusunu sümen altı etmek istedi. Büyük baskı ile karşılaşan köylüler de göç etmek zorunda kaldı. 2011 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı makamına mektup gönderen bir er, ilgili olayın yaşandığı dönemde karakolda askerlik görevini yerine getirdiğini, köylülerin 5 gün boyunca ağır işkence gördüğünü, jitemci olduklarını söyleyen sakallı kişiler tarafından tabur içinde açılan bir çukura götürülen köylülerin silahlarla tarandığı ile ilgili olarak beyan verdi. Savcılık olayın araştırılması için görevlendirmeler yaptı. Yarbay Ali Çamurcu ve Astsubay Fatih Akça'nın cinayet, gasp, düşüğe neden olma, köyü terk etmeye zorlama gibi suçlardan yargılanmaları için izin istenilse de soruşturma izni verilmedi. Aileler AİHM'e başvuruda bulundu. Her ne kadar Türkiye yargısı köyde çatışma çıktığı iddiası üzerine bir savunma hazırlamış olsa da olay yeri tutanakları, meclis raporları, görgü tanıklarının beyanları üzerine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Türkiye'nin AİHS'in yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi, işkence yasağını düzenleyen 3. maddesi ve özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı 5. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Böylelikle işlenen katliam AİHM tarafından kayıt altına alındı. 30 yıldır Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk ve katledilen diğer köylüler için adalet arıyoruz. Gözaltında işkence ile katledilen insanlarımızın hayatları kanun maddeleri içindeki sınırlamalara tabi tutulmadan insanlığa karşı işlenmiş suçlar gerekçesiyle ele alınmalı ve sorumlular bir an önce adil bir yargı önünde hesap vermelidir. Buradan yetkililere bir daha sesleniyoruz. Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk ve diğer köylülerin akıbeti açıklansın, sorumlular yargılansın. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın.